Merhaba Çiçek Bakımı kanalı izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sonbaharda nasıl bir bakım yapmalıyız çiçeklerimize ondan bahsedeceğim. Herkesin evde yapabileceği kolay bakımdan bahsedeceğim. Yaz boyunca suyu az gelmiş, bakımında hasarlar oluşmuş. Bakın güzel görünmeye çalışıyor ama bitkinin hem toprağındaki verim azalmış, hem de durduğu yerden dolayı, hani gölgede durduğundan dolayı yeterli ışık alamamış. Bu yüzden de yapraklarında kurumalar başlamış ve çiçeğini açmakta epeyce bir zorlanıyor. Çiçeklerini daha çabuk açarken hem ışıktan mahrum kaldığı için hem de besinli, vitaminli bir sudan ve topraktan uzak kaldığı için böyle olmuş. Şimdi burada da kurdele çiçeğim var. Ben buna haşlanmış yumurta suyu döktüm. Bu da çok kötü bir durumdaydı. Ben o kötüdür diye ona daha çok besin verdim ve o kendini düzeltti. Yeni yeni filizler vermeye başladı. Ama diğer çiçeklerimi biraz daha ihmal ettim. Hem çili begonya'ya besin vereceğim. Hem bu kalan şu bakın yaprakları minnak minnak kalmış, sadece suyla, sudaki vitaminle beslenmeye çalışmış, yeterli gelmiyor çiçeklerimize. Zamanla hem topraktaki hem de normal sudaki vitamin artık bitkilerimize ne yazık ki yeterli gelmiyor. Bu da yine bir bakımsız kalmış. Yine sonbaharda özellikle bakım yapacağımız çiçeklerden birisi de yılbaşı çiçekleridir. Kalanşolar yine. Onlara da güzel bir bakım yapmamız gerekiyor. Çünkü bunlar sonbaharda tomurcuklanıp kışa doğru çiçek açacaklar. Ondan dolayı bunlara özel bir bakım yapmak gerekiyor. Toprağını değiştirme imkanınız yoksa basit şekilde nasıl yaparsınız? Ben bugün size onu göstereceğim. Şimdi evet, görüyorsunuz hallerini, çok da güzel değiller çünkü yazın kötü bir durumda kaldılar. Şimdi ben sonbahar yaklaştı ve artık geldi daha doğrusu. Bakın yazın kötüleşen bitkiler. Şimdi bunlara en basit evde yapabileceğimiz besini göstereceğim size. Yumurta kabukları, bunlar köy yumurtasıydı. Ben atmadım, biriktirdim. Hiç haşlayıp uğraşmanıza bile gerek yok. Normal bu kabuk olan yumurtaları bir kabın içerisine alacaksınız. Daha sonra suda su koyacağız üzerine ve bekleteceğiz bu suyun içerisinde yumurta kabuklarını. Ben normalde 15 gün falan bekletiyorum ama çok kötü bir koku yayılıyor. Siz dilerseniz 3-5 gün bekletirseniz, yani koku olmamasını istiyorsanız, dilerseniz 3-5 gün bekletin ve bu şekilde bitkilerinize en basit yolla vitamin vermiş olursunuz. Onların canlanmasını sağlamış olursunuz. Şimdi bu besini verirken de ışıktan mahrum kalmaması gerekiyor bitkinin. Yani bitkileri artık sonbahar olduğu için, yakıcı bir güneşte olmadığı için mümkünse tam cam önlerine koymaya çalışın. Özellikle yılbaşı, kalanşo, sardunya, bunları mümkünse ışığı çok alabileceği yere koyun ve bu vitamini de verin. 3-5 gün beklettiğiniz, ben 15 gün bekletiyorum, 10 gün bekletiyorum. Ve bu vitaminli suyu çiçeğinize verin. Böylece kötüleşen çiçekleriniz bir 15-20 gün sonra kendine gelip güzelleşecekler. Ben de veriyorum. Çünkü tomurcuklanmaya geçecek. Vitamine ihtiyacı var. En basit yolla şu an bunu yapıyorum. Ayrıca muz kabuklarını doğrayıp suda bekletin. 3 gün 4 gün onu da verebilirsiniz. O da çok iyi geliyor. Bakın ne kadar kötüleşmiş. Hepsi vitaminsizlikten, toprağını yenilememekten, gübresizlikten oluyor. Evet, yeterince vitamin alamadığı için kötüleşmişler. En basit yolla bu vitamini ben de bitkilerime böylece hem size göstermiş oldum hem de ben de bu vitamini vermiş oluyorum. Evet, kaktüsümüze de verelim. Zaten kaktüsleri bir iki ay sonra sulamayı bırakacağız. Son olarak besinli sularımızı bunlara da verelim. Ve gelişmesini bekleyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.